Evet efendim. Bugün söylemezsem olmaz da etiketimiz söylemezsem olmaz. Söylemez. Ne kadar enteresan. Bana bak, senin yeni bir komik bir gülüş. Bir şey söyleyeceğim. Hayır be. Ben gülüyorum ya. Ses ondan geliyor. Sen sesi ben sanıyorsun. Yok yok. Çok hoşuma giden bir... Bana yeni akışı getirir vallahi misiniz? Ben hala vizeyi yedim. Çok teşekkür ederim. Sen dünde mi kaldın? Çok teşekkür. Ben dünde sen kalmışım. Sen dünden devam et. Ben dünde kalmışım. Efendim söylemezsem olmaz yazarsanız bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp ihbar numaramız. WhatsApp ihbar numaramız 0549-802-8631. 0549-802-8631'den bize haber olmasını istediğiniz her şeyi ulaştırın ki biz de size ulaştırabilelim efendim. İlkay. Hazır mı fotoğraf? Fotoğraf paylaşmaya çalışıyorum. Ne olur önce siz verin, hemen tamam, paylaşalım. Tamam, o zaman benim hala hazırda hazır olan fotoğrafıma geçelim. Ben de şimdi attım zaten. Ya siz yeni mi attınız? Ben 5 saattir attım. Ben o kadar hazırım ki. Bircan İpek sayfası. Gelsin. Efendim Bircan İpek, Bircan İpek yazarsanız araba motorunda yukarıda beni görebilirsiniz ve bulabilirsiniz. Son fotoğrafın altında yorumları bekliyor olacağım. Konya, Kastamonu, Çorum, Sivas, Rusya, Edirne, Münih, Aksaray, Yozgat... Şimdilik uyananlar günaydın. Şerefler verdiniz efendim. Boşu kaldırmadın ama. Senin sayfandan benim sonra kaldıracağız. Peki. Bir türlü öğrenemedi şu adam. Efendim nereye gidiyor? Benim soracaklarım var ona. Ha, çarşı nereye gidiyor? Ha. Ha tamam. Efendim o zaman Nihat Doğan'ın sayfasına geçelim. Et Nihat Doğan Altrenede. Et Nihat Doğan Altrenede. Hemen kısaca uyananları söylüyorum. Kayseri, İstanbul, Hatay, Kocaeli, Adana, Muş tabii ki, Artvin, Urfa, Ankara, Denizli, Kayseri, Konya, Trabzon, Edirne, Eskişehir, bugün herkes uyanmış. Maraş, Antep, Kütahya, Azerbaycan, İsveç. İlkay. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Ekran başı günaydın. Sağ ol. Siz günaydın. Günaydın'a sağ ol mu diyeceğim? Her şey günaydın, sağ ol. Her şey sağ ol. Sağ ol. Abi sizin öğrettiğiniz şekilde olmuyor. Şey. Aynen nasıl dese sağ ama ol. Ama refleks olarak günaydın'a bak, günaydın dersin. Yok günaydın değil, sağ ol diyecek. Söyle. Bak günaydın arkadaşlar. Söyle. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Nasılsınız? Sen de sağ ol. Nasılsın? Bak sen de sağ ol dediğin de patladı. Yok abi senden nasıl? Sen günaydın dedikten sonra ben de günaydın, ben de yiyin demiyor musun? Hayır. Hep sağ ol denilecek. Sağ ol. Hep sağ ol denilecek. Hayat maskeye olmaz. Gitsen diskodan çıkamazsın. Ne? Çok yandı eğlenceli. Ya. Disko. Yandı. Disko evet ay. Haydi disko. Geceler bilmem ne. Disko evladım. Yazsın geceler diye. Valla bana 7 gün disko cezası vermişlerdi. Ne eğlenceli. Bana ne sen disko cezası. Adı niye disko? Komutanım bir tanıyamadım ben de. Allah Allah. Yeni gitmişim acemiyim abi. Hangi bir nereden tanıyayım? Ondan sonra bana dediler ki Allah atın buna disko cezası. Sen ben, de oh dedin. Ben nasıl seviniyorum. Ne diyorsunuz dedim. Ha? O zaman da hızlıyız tabii. Genciz kanımızda kaynıyor. İstanbul'u altını üstüne getiriyoruz. Tam gaz kumburgazdayız. Ya götürdüler disko cezası. Ben komutana bir sarıldım. Allah razı olsun komutanım. Aa, bilmem ne danslarımız. 7 gün disko cezası dedim. 7 gün beni diskoya atıyorum. Ben de öyle sanardım. Ya abi bir diskoya gidip yapmayın ya Rabbi. Bayağı bildiğin ne? Kodesi attılar yani seni. Kodes yeni yazıyorum komutanım komutanım ama komutan tertemiz yaptı bizi. 7 gün kaldın mı gerçekten? Vallahi kaldım ben bütün komutanlarıma da bir de ama o zaman da askerlik de uzuyor değil mi 7 gün? Tabii 7, 7 günü sayıyorlar. Saymıyorlardır ya hem içeride yat hem askerlikten sayılsın. Bazı durumlara göre değişiyor ister öyle ister böyle hani. Ya, sen de sufleyi aldın oradan tabii. Kulaktan aldın. Vallahi bir şey söylemediler. Hep askerlere selam yolluyoruz. Bugün de... Şeyden uzman çavuşlardan, as subaylardan başlayalım. Ta en tepedeki komutanlarımıza kadar efendim. Subaylarımıza, as subaylarımıza da ve değerli ailelere selamlar olsun. Selamlar olsun. Polislerimize keza yine de selamlar olsun. O zaman İlkay bu aranın sayfasına da geçelim. Soracaklarım var. Evet paylaştım. Seni patlatıyorum bugün Nihat. Et İlkay Buharalı, Et İlkay Buharalı yazarsanız İlkay Buharalı'nın sayfasına ulaşabilirsiniz. Bak. Evet. Nihat'la fotoğrafını Nihat koymuş. Nihat şuradan geçerken dur dedim yakalamış. Nihat hemen. Aa, beni nerede yakaladın hemen? Aa, çok sert bakmışım. Çok ama. Sert. Çok sert bir erkektir. Çok sert. Oo, çok güzel Aydın fotoğraf da olmuş. Ayaktaymış. Edirne bekliyoruz ayakta. Efendim. Diyarbakır'da evet. Kalkmış. Önerilerinizi, önerilerinizi Amsterdam, bekliyoruz. Hollanda ayakta. Belçika zaten söylemiştik. Evet Belçika'yı lütfen söyleyin diyorlar. Oysa ki hep ayaktayız diyorlar. Hayvanların hep korunması ve mal gibi değil can olarak görülmesi lazım. Doğru ben hayvanların... Bu şekilde şimdi satılmasına Nihat, karşı... ben buyur. De seninle aynı fikirdeyim ama şimdi Fatih Çerçeği bulmuşken ona bir şeyler sormak istiyorum. Kolay sorular sor bari ya. He, pazartesi değil mi sizin hep şey maçlarınız? Hep pazartesi akşamı. Her gün pazartesi akşamı geliyorsun. Sabah geliyorsun. Akşam şöyle estim, böyle gürledim, şöyle Ronaldo'yum, şöyle Pepe'yim, şu bu. Pepe değil, orta sahayı yıkarım. Orta sahanın harbi beynim yani. Şimdi rakip evet. takımdan birini bulmuşken soruyorum efendim Fatih Çerçeği. İnanmıyor ya. Gerçekten bu esiyor, gürlüyor mu sahada? Şimdi, Fatih Çerçeği dönebilir miyiz? Şimdi açıkçası biz de öyle sanıyorduk ama yani öyle bir kabul ettirdi ki kendini
Gerçi yani, bak doğruyu söyle. Bak bir şey söyleyeceğim. Hayır niye biliyor musun? Bana da mesela galibiyetin vermiş olduğu, tamam mı? Heyecanla geliyorum burada. Böyle oynuyoruz dik topçuları vesaire bilmem. İzleyici de yazıyor. Ya Nihat'a bırak topu görsen karakola bomba diye götürür. Sen anlarsın toptan diyor. Bunlar hala devam ediyorlar kuliste. Anlat anlat hikaye ediyorlar. Allah aşkına bak sen zaten adaletli adamsın da. Harbiden söylediklerimde eksik var mı? Bu topu oynuyor muyum oynamıyor muyum? Delikanlı yok, gibi. Yani bayağı bir çıkış yaptı ya. Yani bayağı kabul ettirdi. Bayağı milli oyuncularla oynuyoruz. Biz Allah Allah ya. Oynuyoruz. Vallahi ya bir de ya. Siz konuştukça da hırs yapıyoruz bu sefer. Hırs yaptıkça hata yapıyoruz herhalde. Bir üstüne koya koya gidiyor. Eyvah. Bir de, ya inanmıyorum. Biz ekip olarak sizi hataya zorluyoruz. Ya bizim işte bak, Volkan Aslan var bizim şimdi. Evet biliyoruz kadroyu. Mesaj evet. Atıyor. Yani bizim kaç kere A milli olmuş, kaç tane Süper Lig maçı var. Heyecanlanıyorum diyor. Onun kadar performans göstereyim istiyorum diyor. Hani bayağı koşuyor. Bayağı koşuyor sahada ya, böyle bir şey olamaz. Ya. Bayağı koşuyor sahada. Nihat sahaları titretiyor. Peki teşekkür böyle ediyoruz. Yani bakın şu an birinci ağızdan ve rakip takımdan değil mi? Ezeli evet. Rakibi Fatih Çerçi ile. Bir şey söyleyeyim. Kaç yıllık ezeli rakibi biliyor musun? Kaç yıllık ezeli rakibi? 15 yıllık. Ama helal olsun doğruyu söylüyor. 15 yıldır her hafta rakibimiz Çerçi ile. Wow. Bir de Çerçi'nin tabii şey yapalım. Bayrampaşa Okan Buruk testleri. Türkiye'nin bence en iyi futbol okulu. Bak Galatasaray altyapısının bel kemiği. Galatasaray Futbol Okulu değil mi Çerçeve'deki? Evet, Bayrampaşa. Galatasaray'ın altyapısını inanılmaz derece besleyen, buradan da o bölgedeki ablalarıma söyleyeyim, eğer çocuğunuz falan yetenekliyse vallahi odunu oynatıyor. Her pazartesi Nihat Doğan abileri orada oluyor evet, yani. Biz de oradayız. Bak Şubat'a kadar. Benim yeğenim de Çerçeve'nin okulunda. Evet söylemiştim, çok güzel. İzlemek isteyen teşekkür hayranların gelebilir değil mi yani? Sizi görmek, gerçekten o performansı izlemek isterse oraya gelebilir pazartesi mi? Pazartesi tabii açıyoruz ya. Pazartesi akşamları geliyor kardeşlerim. Efendim çok teşekkür ediyorum bu kadar dürüst cevaplar verdiğiniz için. Ben rakibe bu kadar dürüst cevap veremem. Yalan söyleyeceğin anlaşma bizi bitirirsin diye ama Allah razı olsun. Ben bir dedim anlaşayım ama yok olmadı. Peki bakalım önümüzdeki haftanın maçı ne olacak? Efendim detayları yine buradan aktaracağız sizlere.